olursa olsun izleyicilerimiz. Bu 20 yıllık şu anda da hala çok temel sorunları çözeceğiz diyen bir iktidarın başarısızlığının resmidir, ispatıdır. 20 yıl boyunca iktidarda kalıp başarıyla yönettiğini iddia eden bir siyasi iradenin konuşması bugün bu olamaz. Daha farklı şeylerden bahsediyor olması lazım. Yani dünya ne durumda, insanlık yürüyüşü nerede, uzay keşifleri var. Ha biz de bir aya falan gideceğiz lütfen. Ama uzaya sertifikası hala yapacağız. Bir EYT aya. Sorununu çözememiş vaziyetteyiz. Hala bir anayasa yapımından söz ediliyor. Ya niye yapmadınız? Ben bunu soruyorum. Hala bizim anayasamızın başında lütfen açıp baksınlar. 1982 anayasası yazar. Kim yaptı o anayasayı? O anayasa ne zaman yapıldı? Bir darbe sonrası yapılmış anayasadır. 20 yıldır iktidardasınız. O darbe anayasasının kanunları vardır. Yok kanunu vardır. Niye değiştirmediniz? Bırakın yeni anayasa yapmayı. Siyasi partiler kanununu niye değiştirmediniz? Yani bunlar çok temel sorular. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ki siyasi partiler kanunu çok önemlidir. Bizim siyasi partiler kanunumuz halka kapalıdır Ülke Hanım. Siyaset yapamazsınız. Çok ciddi yani darbe döneminde yapılmış bir siyasi partiler kanunundan ne beklersiniz zaten? Şimdi anayasa, anayasayı yapmak başka bir iddia. Anayasayı yapabilmesi için tabii ki belli bir çoğunluğa sahip olması lazım. Referanduma götürmeden o koşullara sahip mi değil mi? Bir iddia koyuyor ortaya. Yani biz seçimi kazanacağız, geleceğiz, o çoğunluğa da sahip olacağız, anayasa da yapacağız. Ben böyle yorumluyorum ama çok böyle geç. Alelacele yapılabilir mi? Yani seçime kadar bir anayasa işte, yapıyorlar. Yamalı Bohçe gibi bir anayasa. Ki bakın o başında 1982 yazan darbecilerin yaptığı anayasadan bile bugün çok geriye düşmüş vaziyetteyiz. O anayasanın yok hükmüne düştüğü bir dönemden yaşıyoruz. NAS'la yönetilen, NAS'la yönetilerek ekonomik olarak çöküşünü yaşayan bir dönemdeyiz. NAS'la siz ekonomiye müdahale ettiğiniz zaman laik hukuk devletinden vazgeçiyormuş sayılırsınız. Anayasanın ikinci maddesi ne diyor? Böyle bir şey laik hukuk devletine kabul edilebilir mi? Şimdi ne anayasa yapması? Mevcut anayasaya uyun. Mevcut anayasa hükümlerini yerine getirin, onu bir görelim önce. O yok şu anda ortada biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülke yönetiliyor. Olmayacak şey...